Tarihsel süreçte birçok alanda merkezi bir kimlik olmayı başarmış olan Erzurum, günümüzde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi aracılığıyla sanat alanında da merkez olma durumunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bugünlerde farklı bir heyecana sahip olan fakülte, 23 Mayıs 2016'da her geçen gün artmakta olan yaklaşık 250 sanatçıya ait 350'ye aşkın eser ve 2500 metrekarelik sergileme alanı ile İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin ardından Anadolu'da çağdaş nefesli, aynı zamanda geniş yelpazeli yeni bir müzeyle sanatseverlerle buluşuyor. Çağdaş müzecilik alanında yer alma konusunda heyecanımızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu duyuyoruz. 2004 yılındaki fakültemiz dekanı Profesör Doktor Sevim Sağsöz'ün üniversitemize müze kazandırma fikrini desteklemesiyle başlayan çalışmalar değerli sanatçı ve eğitimci dostların katkısıyla bugünkü kimliğine kavuşmuştur. Davetimizi kabul edip bu heyecanı bizimle paylaşan değerli sanatçı, yazar, sanat yöneticisi ve sanat ilişkilerini dostlarımıza, ayrıca müze kurulum serüveninde bütün zorluklarıyla birlikte çalıştığım öğretim üyelerine ve yardımcılarına ayrıca teşekkür ederim. Üniversitenin dışa açılan birkaç penceresi vardır. Bundan birisi de güzel sanatlar. Üniversiteyi tanıtan, dışarıda temsil eden veya cazibe merkezi yapan bölümlerdir. Bunların içerisinde de müze çok çok önemli. Müze yaşayan varlıklar gibidir diye düşünüyorum. Geçmişi bugüne, bugüne geleceğe taşıyan mekanlardır. Yani bir noktada şehirlerin, milletlerin hafızasıdır. Sanatçılar da bu hafızayı oluştururken üreten bir vazife üstlenmiş kişilerdir. O noktadan sizin eserleriniz, sizin yaptıklarınız tüketen değil, üreten kısmında olduğu için de ayrıca kıymetlidir. Katılımımızdan ve katkılarınızdan dolayı dışarıdan gelen tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Ve sizlere yine katılımımızdan ve emeği geçen diğer arkadaşlarımıza, öğretim üyesi ve öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Müzemizin bir hapishane olmayacağını, eserlerin hapsedildiği bir yer olmayacağını, başta öğrencilerimiz olmak üzere ki ilkokul, ortaokul ve bizim öğrencilerimiz halkımıza da açık olacağını, orada serbest bir mekanda, özgür bir ortamda fırçalarını, kalemlerini kullanacağı bir mekan haline geleceğini de inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu şehir için önemli bir konu diye düşünüyorum. Bunun da böyle olması en büyük arzumdur. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.